Türk tarihi sayılamayacak birçok kahramanla doludur. Sarı Yatı Savcı Bey de bu kahramanlardan birisidir. Ertuğrul Gazi'nin Osman, Gündüz ve Savcı Bey isminde 3 oğlu vardır. Sarı Yatı babasının ölümünden sonra kardeşi Osman Bey'in hizmetine girmiş. Aşiretin idare ve işlerinde kardeşine yardımcı olmuştur. Kardeşi Osman Bey'e karşı herhangi bir hak iddia etmemiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda 2 tane daha Savcı Bey vardır. Bunlardan biri Osman Gazi'nin oğlu Savcı Bey, diğeri de 1. Murat'ın oğlu Savcı Bey'dir. Sarı Yatı'nın doğum yeri ve tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'ya geldiği zaman kendilerine yurt vermesi ricasıyla Selçuklu Sultanı'na gönderilmesinden dolayı ona Savcı Bey de denilmiştir. Osmanlı kroniklerinin Aşık Paşazade, İbni Kemal, Neşri, Hoca Saadettin ve Müneccimbaşı tarihinde Sarı Yatı olarak geçer. Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin gayretleriyle mükemmel bir askeri talim ve terbiye öğrendi. Savcı Bey, iyi bir teşkilatçı ve cesur bir kumandandı. Askeri cesareti ve zekasıyla kardeşi Osman Gazi'ye birçok konuda yardımcı oldu. Savcı Bey'in kuruluş dönemindeki savaşlarda mühim roller oynadığı kuvvetle muhtemeldir. Ama tarihi kaynaklarda buna dair açık bir bilgi yoktur. Savcı Bey, diplomasi ve ikna yeteneklerinde oldukça güçlüydü. Ertuğrul Gazi, oğlu Savcı Bey'i Sultan Alaaddin'in huzuruna göndererek kayalara uygun bir yer tayin edilmesini istedi. Sultan Alaaddin de Söğüt ve Dumaniç'i Ertuğrul Gazi ve kayalara tahsis etti. Savcı Bey ve Osman Gazi, Bitinya denilen coğrafyada fetih hareketlerini başlatmıştır. Sarı Yatı Savcı Bey'in devrinde Ermenibeli Muharebesi, Kulacahisar'ın fethi, Domaniç İkizce Muharebesi, İnegöl ve Karacahisar'a akınlar gerçekleşmiştir. 1284 yılında İnegöl Tekfuru, Ermenibeli denilen yerde Osman Bey'e pusu kurmuştu. Burada kanlı bir savaş meydana geldi. Yaşanan çarpışmada Savcı Bey'in oğlu Baykoca şehit oldu. Baykoca savaş alanının yakınında bulunan Hamza Bey köyü arazisine defnedildi. Savcı Bey'in Baykoca dışında Süleyman Bey adında bir oğlu daha vardır. Türkler ve Bizanslar arasında 1287 yılında Domaniç'e yakın İkizce mevkiinde yaşanan muharebeyi Osman Bey idaresindeki gaziler kazandı. Zafer kazanıldıysa da Savcı Bey bir çamın altında şehit düşmüştür. Bu ağaca daha sonraki yıllarda kandil yakmak adet olduğundan kandille ağaç da denilmiştir. Savcı Bey'in şehit olduğu yer Domaniç'e bağlı Alçay ya da Akmeşet adıyla bilinen mevkidir. İlk Osmanlı kronikleri Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey'in şehit olunca Domaniç'ten Söğüt'e naaşının nakledildiği konusunda ağız birliği ederler. Fakat Osman Gazi'nin oğlu Savcı Bey Söğüt'te, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey ise Domaniç'te gömülüdür. Savcı Bey öldüğünde 70 yaşını geçmiştir. Savcı Bey'in yaşlanmasına rağmen savaşlarda bulunması onun ne kadar kahraman bir kişi olduğunu gösterir. Neşri tarihine göre Selçuklu Sultanı Savcı Bey'in şehit olduğunu öğrenince çok üzülmüş ve Karacahisar'ın fethedilmesini bildirmiştir. Ardından kale 1288 yılında fethedilecektir. Savcı Bey'in şehadetinin 730. yılı 13 Ağustos Pazar günü Domaniç Karaköy, Alçay, Akmeşet mevkiinde alma töreninde alınacaktır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.